Suzhou, göllerin, kanalların ve köprülerin yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Eski şehrin ağaçlı yolları arasında Çin'in en güzel bahçelerini bulabilirsiniz. Bu bahçelerden ilki binlerce yıl önce şehir hayatından kaçmak için oluşturulmuş. Zaman içerisinde gelişen ve genişleyen bahçeler, eğlence ve dinlenme amaçlı kullanılmalarının yanı sıra sanatsal bir anlamda kazanmış. Dekor ve dizayn ustalıklarının sergilendiği yerlere dönüşmüşler. Suzhou bahçelerinin ortak özellikleri arasında havuzlar, bitkiler, taş döşeli bahçeler ve özel binalar var. Çeşitli patikalar, üzeri kapalı yürüyüş yolları ve avlular bu parçaları birbirine bağlar. Değişik şekillere sahip pencereler ve geçitler ziyaretçilere bir ipucu verirken, bir sonraki adımlarında karşılarına neler çıkacağı hakkındaki beklentilerini yükseltir. Binaların isimleri özenle seçilmiş. Mavi Dalgalar Bahçesi'nde portreleri duvarları süsleyen 100 ünlü bilgeye adanmış bir salon bulunuyor. Başka bir salon, bu bölgede büyüyen elegan bambu bitkisini yüceltiyor. İşin aslı, bahçeler günümüze kadar birçok değişiklik geçirmişler. Örneğin, alçak gönüllü yönetici bahçesi olarak adlandırılan bu bahçe, 1509 yılında emekli olan ve hayatına bir bahçıvan olarak devam etmek isteyen bir devlet görevlisine ithaf edilmiş. Bu bahçenin sonraki sahipleri ise, bahçeyi kameriyelerden, yürüyüş yollarından, zigzaklar çizen patikalardan ve köprülerden oluşan devasa bir labirente çevirerek Suzhou'nun en büyük bahçesini yaratmışlar. Nispeten daha yeni olan Çin bahçelerinde ise dağları sembolize eden yapay taşlara sıkça rastlanıyor. Zirveler ve mağaralar oluşturacak şekilde döşenen taşlar merak uyandırmakla kalmayıp ziyaretçilerin keşfedebilecekleri yeni alanlar da yaratıyorlar. Çevre göllerden çıkarılmış kayalar adeta bir heykel gibi birçok turist tarafından beğeniyle izleniyor. Aslan Korusu Bahçesi de aslana benzeyen bazı kayalar yüzünden bu ismi almış. Burada Duraksama Bahçesi'nde en büyük kayaya bulutlara değen zirve ismi verilmiş. Çin bahçelerinin özünde sürekli değişen bakış açılarının insan üzerinde bıraktığı etki var. Balık ağı ustası bahçesinde bahçenin güzelliğini bir bakışta görmek imkansız. Bu güzellik kendini yavaş yavaş ortaya çıkaran bir Çin resmi gibi bir dizi görüntüyle yavaşça gözümüzde anlam kazanıyor. Bizler için işin güzel yanı da ne biliyor musunuz? Bir zamanlar özel alanlar olan bu bahçelerden günümüzde artık herkes yararlanabiliyor.